Herkese merhaba arkadaşlar, Web'de Ne Var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgisayar nasıl hızlandırılır, yüksek FPS değerleri nasıl elde edilir, bununla alakalı video çekeceğiz. Biliyorsunuz ki bilgisayar fiyatlarının yüksek seviyelerde seyrettiği şu dönemde yeni bir bilgisayar almak zorlaştığı için bilgisayarınızı en hızlı hale getirmek istiyorsunuz. Biz de bu konuya yönelik sizlere yardımcı olmak adına bir video çekelim dedik. Daha önce Windows 10 format atma videosu çekmiştik. O videoya da kartlardan ulaşabilirsiniz. Videonun yorumlarında ise bilgisayar nasıl hızlandırılır konusunda da bir video çek demiştiniz. Biz de hem sizleri kırmamak adına hem de sizlere faydalı olacağını düşündüğümüz için bu konuda video çekmek istedik. Yani kısacası bilgisayarınız aslında daha fazlasını yapabilecekken sizler işlemciyi, ekran kartını sınırlandırmadan gereksiz dosyalardan kurtularak bilgisayarınız adeta yeniden doğmuş gibi daha hızlı olacak, daha kullanılabilir olacak. Biz de bunları sizlere tek tek adım adım anlatacağız. Adımları atlamadan tek tek uygulamanızda kesinlikle fayda var ve videonun sonunda hızlanmış bir şekilde bilgisayara sahip olacaksınız. Bunun garantisini verebilirim. Videoya geçmeden önce sizden bir ricamız var. Bizlere destek olmak adına aşağıda bulunan beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Dilerseniz videoya geçelim. Şimdi ilk adımımız olan masaüstü temizliği ile başlayalım. Masaüstündeki çok sık kullanmadığınız dosyaları bir dosyada toplayarak masaüstünüzün hem daha sade olmasını sağlayabilirken bilgisayarınızın da hızlanmasına katkıda bulunacak. Yani bilgisayarınız açılırken veya kapanırken daha az görüntüyle, daha az belgeyle karşılaşacağı için bu bilgisayarınızın hızlanmasına katkıda bulunacak. Onu nasıl yapıyoruz? Hemen masaüstüne geliyoruz. Yeni klasör diyoruz. Bu klasörün ismine herhangi bir isim verebilirsiniz. Ben masaüstü şeklinde adlandırıyorum. Masaüstü şeklinde adlandırdıktan sonra örneğin şurada kullanmadığınız bir dosya var. Hemen bunu atıyorum. Diğerlerini bu şekilde tek tek tutarak bu dosyada topluyorum ki masaüstüm ya da şu şekilde atıyorum hepsini. Şuradakileri de tutup çok sık kullanmadığım uygulamaları tutup bu klasöre topluyorum. Ve masaüstümüz daha temiz bir şekilde sizleri karşılıyor. Masaüstünüzün temiz olması gerçekten bilgisayarınızın hızlanmasına ufacık da olsa katkısı olacaktır. Şimdi bunun devamında ise bir de şunu yapmanız gerekiyor. Temalar kısmına giriyorum. Buradan düz bir renk seçeceğiz. Masaüstündeki diğer böyle detaylı görüntüleri işlemek için bilgisayarınız ek bir çaba sarf ediyor. Arka plan kısmına geçiyoruz. Arka plandan ise düz bir renk seçeceğiz. Düz renk olarak biz buradan mavi rengi seçtik. Masaüstümüz mavi rengi kavuştu ve böylelikle çok detaylı bir görüntü olmadan düz bir renkle bilgisayarın hızlanmasına katkıda bulunacak bir adımı uygulamış olduk. İkinci adımda ise bu belki de en önemli adımlardan birisi, bilgisayarınızı her zaman güncel tutmanızda fayda var. Bu bilgisayarınızdaki güvenlik açıklarını kapatmakla birlikte yüksek performans sağlar ve hataları önler. Bunda ne yapıyoruz? Arama çubuğuna burada Windows Update yazıyoruz. Windows Update ayarlarına girdikten sonra güncelleştirmeler denetle diyor. Bizimki yüksek ihtimalle son güncelleştirmeyi yapmıştır. Ama biz buradan güncelleştirmeleri denetle diyoruz. Bu güncelleştirmeleri denetlemeniz her zaman sizin için faydalı olacaktır. Ve bu arada güncelleştirmeleri denetledi. Şu anda en güncel halinde Windows'umuz. Bu adımı da bitiriyoruz. Diğer adımımızda ise yine arama çubuğuna çalıştır yazıyoruz. Çalıştır yazdıktan sonra buraya yine %tem % yazıyoruz. Tamam diyoruz. Burada görmüş olduğunuz tüm dosyalar sizin için gereksiz. Yani daha önce silmişsiniz ama geri dönüşümden silindiğinde de bu dosyalar tamamıyla silinmiş olmuyor. Bilgisayarınızda yer kaplıyor. Ctrl+A diyorum, tümünü seçiyorum ve delete tuşuna basıyorum. Şu an bilgisayarımızdaki bu gereksiz dosyalar temizliyor. Bizlere büyük bir alan açacak. Şu an temizledi, atla diyorum. Buradaki dosyaların tamamını silmeniz bilgisayarınızda hiçbir soruna yol açmayacaktır. Rahatlıkla hepsini de silebilirsiniz. Burayı da kapatıyorum ve diğer bir adımımıza geçiyorum. Yine arama çubuğuna çalıştır yazıyorum. Çalıştır yazdıktan sonra bu sefer prefetch yazıyorum. Tamam diyorum. Buraya da geldikten sonra yine buradaki görmüş olduğunuz her dosyada gereksiz. Yine delete tuşuna basıyorum hepsini seçtikten sonra. Bunu tüm geçerli öğeler için yap diyorum ve atla diyorum. Buradaki dosyaları da sildim ve ben bilgisayarımı gereksiz dosyalardan arındırarak bilgisayarıma önemli bir rahatlama sağladım. Yani bu dosyalar diskinizin çalışmasından tutun da her türlü gereksiz yer kaplıyor. Bu da bilgisayarınızı yoruyor. Hızlandırmasına bunda katkısı olduğunu söyleyelim. Ve diğer bir adımımız da yine önemli. Buraya odaklanma yardımı yazıyorum.
Odaklanma yardımı yazdıktan sonra buradaki şeyler bildirimlerle alakalı. Yani sağ alt köşede çıkan bildirimler bilgisayarınızın yavaşlamasına neden oluyor. Burada görmüş olduğunuz tüm bildirimleri kapalı konuma getirin. Ben burada daha önce yaptığım için kapalı konumda hepsini kapalı konuma getirmeniz gerekiyor. Ve geçiyorum diğer bir adımımıza. Bu adımımızda benim en önemsediğim adımlardan birisi. Bu adımımızda ise yine görev yöneticisine geliyoruz. Görev yöneticisine geldikten sonra başlangıç kısmı var. Bu başlangıç kısmı bilgisayarınız açıldığında sizlerin karşısına çıkan otomatik olarak açılan uygulamalar. Ben burada görmüş olduğunuz gibi daha önce bazı uygulamaları devre dışı bırakmışım. Çoğu bende devre dışı. Niye? Bilgisayarınız açıldığında birçok uygulamayla karşı karşıya kaldığı için, otomatik olarak açıldığı için bilgisayarınız daha açılıştan itibaren yorulmaya başlıyor. Bende çoğu devre dışı yine. Cortana var mesela, Windows'un bir uygulaması. Bunu devre dışı bırak diyorum. Açılışta gelmesin yani bunlar. Kısaca bunları da kapattıktan sonra diğer bir adıma geçmeden önce arkadaşlar, bu videoyu izledikten sonra gerçekten yararlı olduğunu düşünüyorsanız bizlere destek olmak adına aşağıda bulunan beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı lütfen unutmayın diyorum ve diğer bir adımımıza geçiyorum. Diğer bir adımımızda ise Nvidia'yı ilgilendiriyor. Nvidia ayarlarını yapacağız. Bu daha çok yüksek FPS almak isteyenler için önemli bir adım. Tabi bilgisayarınızın da hızlanmasına yine bunun da katkısı bulunuyor. Masa üstüne geliyoruz. Saat tık yapıyoruz. Nvidia denetim masasını açıyoruz. AMD olanlar için bu tabii ki farklıdır. Ben burada Nvidia olduğu için bizde Nvidia'yı göstereceğim. Buna tıkladıktan sonra görüntü ayarlarını ön ayarla yapa tıklıyorum. Buradan ise benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver seçeneğine tıklıyorum. Ve buradan ben daha önce seçmişim yine performansı seçiyorum. Yani sizinki kalitededir. Kalitede olması, bakın, bu görüntünün daha kaliteli bir görüntü olmasını sağlarken, performansta olması ise sizin oyunlarda yüksek FPS almanızı ve daha akıcı oyunlar oynamanızı sağlayacaktır. Buradaki seçeneğiniz performans olmalı sizlerinde. Ve yine Nvidia denetim masasından 3D ayarlarının yönetilmesine tıklıyorum. Buradaki tek tek önemli ayarları adım adım sizler de uygulayın. İlk olarak burada 900M'yi kalite olanı kaliteden yüksek performansa çekiyorum ki oyunlarda daha yüksek performans alayım. Ben kalite aramıyorum. Rakiplerime üstünlük sağlamak istiyorum. Bunu da yüksek performansla sağlayabilirim. Yine 900M'de trilinear optimizasyona geliyorum. Kapalı konuma getiriyorum. Açıksa kapalı konumda olması gerekiyor. Yine burada CUDA GPU'lar kısmının tümü seçeneği olması gerekiyor. Bununla birlikte güç yönetimi moduna geliyorum. Buranın optimum güç yerine maksimum performansı tercih et konumunda olması gerekiyor ki yine sizin yüksek performans almanızı sağlayacak. Yine buradan OpenGL ile görüntü oluşturma GPU'sunu otomatik seç yerine ben ekran kartımı seçiyorum. Benim ekran kartım GeForce GTX 950M. Ekran kartımı seçiyorum ki oyunlarda ekran kartımın performansını daha yüksek bir şekilde almalıyım. Yine bunları seçtikten sonra sizlerin diğer ayarlarında buradaki ayarların aynısının olmasına dikkat edin. Yani mesela üçlü ara bellekleme kapalıysa sizde de kapalı olsun diyorum ve uygula seçeneğini tıklıyorum. Bunları bilgisayarım için uyguluyor. Yani ekran kartı tarafında iyileştirmeler ve ayarları yaptım. Nvidia denetim masası adımını uyguladıktan sonra bir de bilgisayarınızda tabii ki sürücüler var. Ses sürücüleri, görüntü sürücüleri. Bunların arasında sizin ekran kartı sürücünüzün güncel olması gerekiyor. Onun için de yine arama çubuğuna aygıt yöneticisi yazıyorum. Aygıt yöneticisine tıkladıktan sonra burada görüntü bağdaştırıcıları kısmı var görmüş olduğunuz gibi. Yine buna tıklıyorum. Benim bir dahili bir de harici olarak ekran kartım bulunuyor. Birisi zaten Intel'in ekran kartı ama benim ekran kartım aslında Nvidia GeForce GTX 950M. Bunun üzerine tıkladıktan sonra sağ tık yapıyorum. Sürücüyü güncelleştir diyorum. Yine buradan sürücüleri otomatik olarak ara seçeneğine tıklıyorum. Ve buradan benim sürücümün zaten güncel olduğunu söylüyor ve kapatıyorum. Sizler de sürücü güncel değilse buradan güncelleştirmiş oluyorsunuz. Bunun da oyunlarda gerçekten etkisi var. Yine sizler çok sık oyun oynuyorsanız, ben gerçekten yüksek FPS'ler almak istiyorum diyorsanız bu adım da sizler için önemli. Yine arama çubuğumuza geliyoruz. Her zaman olduğu gibi oyun modu ayarları geliyor. Oyun modu ayarlarına tıkladıktan sonra burada bir oyun modu var. Oyun modu aslında sizlerin bilgisayarınızı oyun oynamak için en uygun hale getirir. Arka plandaki uygulamalardan tutun da bazı iyileştirmeler sağlar. Bu modun sizlerde kapalıysa açık konumda olması gerekiyor. Açık konuma getirin. Ve geçiyoruz diğer bir adımımıza. Bu adımda ise gereksiz dosyalarımızı temizliyoruz. Diyeceksiniz ki temizlememiş miydik biraz önce temp yazarak, profet yazarak? Hayır, yine gereksiz dosyalarımız bitmiyor. Bunda nasıl olduğunu göstereceğim. Yine arama çubuğuna geçici dosyalar yazıyorum. Geçici dosyaları sil diye bir seçenek çıkıyor. Buna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi C diskinde birçok gereksiz dosya olduğu görünecek. Burada hesaplıyor şu an hala. Geçici dosyalar kısmına geliyorum. Geçici dosyalar kısmında ise sizin daha önce indirmiş olduğunuz
Güncelleştirmelerden gelen veya geri dönüşümde bulunan geçici dosyalar var. Bu geçici dosyaları temizlemenizi sağlıyor. Şu an benimkini hesapladı. İndirilenlerde 11,3 GB'lık bir dosyam var. Ama ben şu an indirilenlerde bir sıkıntı, bir sorun olmaması adına bunu seçmeyeceğim. Burada diğer hepsini seçeceğim. Geri dönüşüm kutusunda 154 MB varmış. Küçük resimler. Hepsinin seçili olduğuna dikkat edin. Ve dosyalar kaldığını seçeneğine tıklayın. Gereksiz dosyaların hepsini siler için temizlesin. Yine yer açmak adına, alan açmak adına da diskinizin boş olduğunda daha hızlı, daha iyi çalıştığını göreceksiniz. Bu da bilgisayarınızın hızına doğrudan katkı yapacak. Ve geçiyoruz diğer bir adımımıza. Arama çubuğuna bu sefer sistem yapılandırması yazıyorum. Sistem yapılandırmasına tıklıyorum. Sistem yapılandırmasında ise hizmetler kısmına tıklıyorum. Bu sekmeden tüm Microsoft hizmetlerini gizle diyor. Aslında bu hizmetler devam ediyor ama benim için gizliyor. Bu da bilgisayarın hızlanmasına katkıda bulunan bir nokta. Burada kullanmadığınız hizmetlerin tikini de kaldırabilirsiniz. Mesela Anydesk var. Bunun tikini kaldırıyorum ve uygula diyorum. Yani burada kullanmadığınız hizmetler varsa tikini kaldırarak buradan da bir bilgisayarınıza hızlandırma olarak katkıda bulunabilirsiniz. Bunu da tıkladıktan sonra video devam ettiğim için başlatmanın çık seçeneğine tıkladım. Ve geliyoruz son adımımıza. Son adımda ise yine arama çubuğuna gizlilik ayarlarını seçeneğini tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz her şeyi kapatın. Başlatmanın ve arama sonuçlarının iyileştirmesi diyor. Bunların hepsini kapalı konuma getirin. Mürekkep oluşturma ve yazma kişiselleştirmesi, bunu da kapatın. Konuşma kapatın. Tanılama ve geri bildirim kapatın. Bunlar aslında bilgisayar için çok önemli gibi görünmeyebilir ama bilgisayarınızın hızlanmasına ek olarak katkıda bulunan noktalar diyorum ve bunu da kapatıyorum. Ve bir adımımız daha kaldı. Bu adımımızda ise arama çubuğuna yine arama izinleri ve geçmiş seçeneği var. Buna tıklıyorum. Burada da yine her şeyi kapatmanızda fayda var. Orta diyor, katı diyor. Ben burada kapalı seçeneğini seçiyorum ve bu adımla kapatıyorum. Evet arkadaşlar, tüm adımlarımızı sizlerle uyguladık. Bu adımların hiçbirini es geçmeden sizler de uygulayın ki yararını görmüş olun. Bu adımlar tek tek uygularsanız bilgisayarınızın hızlandığını ve FPS'inin arttığını göreceksiniz. Çünkü işlemci gibi, ekran kartı gibi donanımları sınırlandırmak yerine yüksek performansta kullanmak sizlerin de hakkı. Bu ayarlamalar, bu adımları da yaptıktan sonra sizler de yüksek performans alacaksınız ve bilgisayarınız gözde görülür bir derecede gerçekten hızlanacak. Bu arada bu yapmış olduğumuz adımların, ayarların bilgisayarınıza hiçbir zararı olmayacak. Aksine bilgisayarınız çok hızlı bir hale gelecek. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere bilgisayar nasıl hızlandırılır, yüksek FPS değerleri nasıl alınır, bu soruları cevaplandırmak adına bir video çektik. Umarız bu video sizler için gerçekten yararlı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve sizler için yararlı olduysa aşağıda bulunan beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı unutmayın diyorum. Nasıl yapılır serisinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu bize belirtmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.